kaderi giderek daha amacı bir yaşamına gelmektedir. Sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ülkemizin işletmeler, bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve proje ortakları TÜBİTAK ve COSGAP tarafından desteklenecektir. 6 yıl sürmesi planlanan projeyle işin dönüşüme katkıda bulunan ABGE, metodik değiştirme, standart değiştirme ile yeni ürün veya süreç değiştirme faaliyetleri. I think that it's not either or, because we can do both. And I think that there is no evidence that by implementing the right projects, hayata geçirir. Yeşil dönüşümde faaliyetini gösteren ARGE ve tasarım merkezlerimize bugüne dek 990 milyon lira vergi muafiyeti sağladık. Kalkınma ajanslarımızda bugüne kadar yeşil dönüşüme yönelik 392 projeye 1,5 milyar liralık destek verdik. Rekabetçi sektörler programı kapsamında yeşil dönüşümle ilgili 5 projeye 26 milyon avro kaynak aktarıyoruz. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 2791 proje ve 2352 kişiye 9,8 milyar lira destek oldu. TÜBİTAK ile yeşil mutabakata uyum kapsamındaki öncelikli ARGE ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeleri öncelikli olarak destekliyoruz. Yeşil büyümeye odaklı bir yeşil büyüme çağrılarına çıkıyor, girişimcilerimize 900 bin liraya kadar proje desteği sunuyoruz. İklim değişikliğine adaptasyon ve uyuma hizmet eden ARGE çalışmalarını planlamak ve ulusal düzeyde koordine etmek üzere TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nü geçtiğimiz dönemde kurdu. Sanayi bölgelerimizin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacak Yeşil OSD sertifikasyon sistemini hayata geçirdik. EBRD ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte hazırladığımız çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri karbonsuzlaşma yol haritalarımızda bu 4 öncelikli sektöre yönelik alternatif teknolojiler, öngörülen emisyon azaltımları, yatırım ihtiyaçları ve politikaları değerlendirdik. Sektörlerin yeşil dönüşümünde rehber niteliğinde olan sektörel yol haritaları oluşturduk. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik yatırımları bakanlık olarak öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz. Sanayimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini de hızlandırıyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil OSB'lerin dönüşümünü hızlandırmak adına Dünya Bankası finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri projesiyle 300 milyon dolar finansman sağlıyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü yükseltiyoruz. Bugün de yine Dünya Bankası ile işbirliğinde yeşil dönüşümdeki en kapsamlı ve en büyük bütçeye sahip çalışmamızı Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilerimizin, girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümüne destek olacağız. 450 milyon dolarlık bütçeye sahip projeyi bakanlığımız koordinasyonunda COSGAP ve TÜBİTAK ile yürüteceğiz. COSGAP'a ayrılan 250 milyon dolarlık kısmıyla KOBİ'lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik yeşil dönüşüm planlarını gerçekleştirmeleri konusunda yanlarında olacağız. Bu doğrultuda bugün itibariyle Ahmet Serdar Bey, doğru söylüyorum. Bugün itibariyle COSGAP Yeşil Sanayi Destek Programı'nı yürürlüğe alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.